Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki ikizkenar üçgen konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bakkal Gürkan amca şekil 1'deki Levan'ın kopan ipini bağlayıp tekrar kapıya aslında şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Arkadaşlar ip kısalmış ki bak yukarı doğru çıkmış burada. Ve bu ipler böyle asıldığında böyle çapraz dursaydı böyle bir şeylik olurdu ama dümdüz durduğuna göre ne olmak zorunda? Tam böyle ikizkenar olmak zorunda değil mi? Şunlar birbirine eşit. Aynı şekilde bunlar da birbirine eşit olacak. Peki e, şekil 1'deki ipin uzunluğu 60 cm ise hocam burası 30 burası da 30 oldu. İkiz kenar üçgen var. Taban da mevcut. İnsan olan ne yapar? Hop tabana ait yüksekliği çizer. 24-24 yapar burası. Arkadaşlar şöyle bir dik üçgen var elimizde. Dik üçgenin hipotenüsü 30 burası 24. Şuradaki uzunluk isteniliyor bizden ilk etapta. Hocam burası altının 3, 6'nın 4 katı altının 4 katı. Burası altının 5 katıysa o zaman burası da altının 3 katından 18 yapacaktır. Yani burası ne olacak? 18 olacak. E sonrasında ne yapacağız hocam? Şimdi burada çiviyle bir yere bir şey atarlar. de sordu arkadaşlar. Önemli olan burada neyi yer değiştirme? Bak bu yukarı doğru çıktı. İpler kısaldı değil mi? İpler kısaldı. Ne yer değiştirmedi? Çivi yer değiştirmedi değil mi? Arkadaşlar burada buna dikkat edeceksiniz zaten. Çivinin zemini olan şekilde zemini olan uzaklığı her iki şekilde de aynı mı arkadaşlar? Aynı. Zemine derken şuradaki yere. Hani camlıklı kısım ya burası. Buradaki yere olan uzaklıkları birbirine eşit. E hocam çivinin oraya kadar olan uzunluğu 18 y ve 30 değil mi? Evet 18 artı y artı 30 ne olacak arkadaşlar? Eşittir. Buradaki çivinin oraya kadar olan kısmına. Ben buraya bir h diyecek olursam h artı y artı 41 eşit olacak. H artı Y artı 41 e eşit olacak. Y ile mı? Nanay. E o zaman burada ikisinin toplamı 48. 41, 48'den 41 çıkınca 7 mi kaldı? H'ı buradan 7 bulduk arkadaşlar. H buradan 7 ise e, kenarda çizilen yükseklik tabanı iki parçaya böldü. 24, 24. 7, 24. Ne üçgeni? 25. E o zaman burası da 25. Toplam ipimiz ne yaptı arkadaşlar? 50. Önceden ipimiz kaçtı arkadaşlar? 60'tı. Şimdi aradaki fark nedir arkadaşlar? 10. Zaten bizden ne isteniyor? İp ne kadar kısalmıştır diye soruluyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Semi 2 turuncu dik üçgen kağıt ve 2 mavi dik üçgen kağıdı aşağıdaki biçimde yerleştiriyor. Evet dik üçgen biçimindeki iki yapı arkadaşlar şu dik üçgenin ipotenüsleri aynı değil mi? Aynı. A kenar çizilen yükseklik konumda oldu. tabanı iki eş parçaya bölecek. 9sa burası da 9 olacak. Yani buraya ne kaldı arkadaşlar? 5 kaldı. E aynı şekilde iki tane mavi bu şeyi koymuş. Hipotenüsleri şu aynı eş yapılar. Eş yapılarda ne yapıyorduk? Ne dikkat ediyorduk? Kenarların eşit olmasına dikkat ediyorduk. Evet. Hipotenüsler her ikisinde de aynı. Aa, bu da ikizkenar üçgen oldu. İkiz kenar çizilen yükseklik ne yapacak? Tabanı iki eş parçaya bölecek. Yani burası kaç? 14 ise burası da 14 olacak. X buradan kaç oluyor o zaman? 10 santimetre oluyor. Soruyu okumadık ama ne diyor? Yukarıda verilen bazı uzunluk ölçüleri şeklin üzerine yazılmıştır. Buna göre X kaçtır diye soruluyor. X'i de böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 10 bulduk. Yani cevabımız Cihan çıktı. Kenar uzunlukları AB eşittir AC eşittir 2 kök 10 birim ve BC 8 birim olan ABC X kenar üçgeni biçimindeki bir kağıt üzerinde D eleman BC AD eşittir BD. AD ile BD. Evet arkadaşlar şu uzunlukla şu uzunluk ne verilmiş? Birbirine eşit verilmiş. Ve şuradaki uzunluk da bize kaç verilmiş? 8 verilmiş. Arkadaşlar burada bir işlemi yapalım isterseniz soruyu okumadan önce. Ee, ne yapalım burada? Hocam x kenar var. Tabanda mevcut. İnsan olan tabanla ait yüksekliği çizer. Çizelim bakalım. Evet, tabanı keş parçaya böldü. Hocam burası 4. Şuraya kadar ki kısım da 4. Peki ben buraya x dersem burası da ne oldu o zaman? x artı 4 oldu. Ee, hocam Pisagor bantları var elimizde. Bir burada Pisagor var. Bir burada Pisagor var. Aa, öncelikle buradaki Pisagor'dan burayı bulup sonra bir daha Pisagor yazıp şey yapabilirdik arkadaşlar ama işimizi daha da kolaylaştırdık. Şuraya bir h diyecek olursak ikili Pisagor'da h kareyi yalnız bırakayım. h kare neye eşittir? İkili Pisagor olunca bak de soruyor. Dikkat edin. İkili Pisagor olduğunda ortak olan kenarı yalnız bırakın. h kare neye eşittir? Karesi eksi karesi. Burada da karesi eksi karesi. Yani iki kök karesi eksi 4'ün karesi. Aynı zamanda x art 4'ün karesi eksi x'in karesi olacaktır. Ya da dediğim gibi Pisagor'dan bul burayı sonra bir daha Pisagor bantısı yap. Fark etmez. Burası 40 eksi 16 eşittir. X kare artı 8 x artı 16 eksi x kare eşit oldu. Eksi x kareler birbirini götürdü. Şunu attık öbür tarafa. 8 eşittir 8 x oldu. X'i de buradan kaç bulduk? 1 bulduk. Evet gençler x dediğimiz 1 çıktı. O zaman buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Şimdi sen burada şuradaki parçayı 3 yaz. 4 bir daha burası 5 oldu. Burası da 2 kök 10. Burası da 2 kök 10 olduğunu biliyorsun arkadaşım. Sorunun devamını şimdi okuyalım bakalım ne diyor arkadaşlar. Sorunun devamında diyor ki sorunun devamında daha sonra ad doğrusu boyunca şekil 2'deki gibi kesilip şekil 3'teki biçimde boşluk kalmayacak şekilde bir dörtgen elde ediliyor. Arkadaşlar bakın şuradaki üçgeni almış gelmiş. Bakın şöyle şurayı yapıştırmış. Bu yapıştırma sonucu nasıl olacak arkadaşlar? Bakın iki kök onluk kısım nereye yapışacak? Buraya yapışacak. Aa hocam sen bunu buraya yapıştırınca o zaman bak Burası kaçtı? BD. Bak hala burası BD. Devam ediyor. BD uzunluğu kaç? 5. Sonra burası 5 iken şurası 3. DC uzunluğu. O buraya ters çevir gelmedi mi? 3. Bunun çevresi nedir diye soruluyor bize. Şuradaki uzunluklar da lazım olacak bana. E arkadaşlar x'i 1 bulmuştuk. Şurası da 5 değil mi o zaman? x1 ise x artı 4 değil miydi arkadaşlar? Şu ad uzunluğu bakın. Şu ad uzunluğu bak burada kaldı. A burası değil mi? Arkadaşlar çünkü bakın buradan kesilip atıldı. Bu kesildiği zaman bak bu burada kaldı. Sonra ben bunu kırmızıyla çevirdiğim zaman bak şu kırmızıya gelip buraya yapıştırdığım zaman burası mavi uzunluk olmadı mı arkadaşlar? Şurası da mavi uzunluk oldu. Mavi uzunluğumuz kaçtı? Şurası x'i 1 bulduysak x art 4 yani 5. Arkadaşım burası 5 ise şurası da 5 burası da 5. Şimdi bizden bunu çevresi isteniyor. 5, 10, 15, 18 mi yaptı cevabımız? Evet böylelikle cevabımız denizli oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Şekil 1'deki ABC dik üçgeni şeklindeki biçimindeki kartonun C köşesi A köşesi üzerine gelecek şekilde katlanırsa. Evet böyle katlanmış arkadaşlar. Öncelikle Pisagor bağıntısından burayı bulayım mı? Bulayım. Hocam Pisagor bağıntısından karesi eksi karesi. Vallahi bunun karesi. Hadi uzun yoldan yapayım. 4 çarpı 30. Neyse. 2 e, kök 30'un karesi yazayım buraya arkadaşlar. Ortak çarpandan yapacak mı ama her zaman da ortak çarpandan yapmayayım. Artı BC'nin karesi dediğim zaman bunun karesine 4 kere 30. 120 eksi. Bunun karesine 20. BC'nin karesine eşit olduğuna göre BC'de buradan kaç olacaktır arkadaşlar? 120 eksi 100'den BC'nin karesi 120 eksi 20'den 100'e eşit oldu. BC'de buradan kaç eşit oldu? 10'a eşit oldu. Evet. Burayı 10 bulduk arkadaşlar. Sonra almışız bunu böyle katlamışız. Tamam. E o zaman ben bunu böyle katlanmış halini şu şekilde görmüşüz. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Hop eski haline geri getiriyorduk. Eski haline geri getirelim bakalım şöyle. Eski haline geri getirdiğimiz zaman ben buranın 2 kök 5 olduğunu biliyorum. Buranın 2 kök 30 olduğunu biliyorum. Ve şurayı ne bulmuştuk arkadaşlar? Burayı da 10 olduğunu bulmuştuk. Sen bunu böyle katladığın zaman ne oluyor? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani x ise burası da x mi? Aynen öyle. A hocam buraya ne kaldı? 10 eksi x kaldı. Olay bitti o zaman arkadaşlar. Tamamını 10 bulmuştuk zaten. Niye bitti? Burada bir pisagor bağıntısı yaparsak gerçekten olay bitti. Yani o zaman ne diyeceğiz? X'in karesi eşittir. Nedir arkadaşlar X'in karesi? 2 kök 5'in karesi artı 10 eksi X'in karesine eşittir. 10 eksi X'in karesi artı 2 kök 5'in karesi diyecek olursak. Buradan X kare eşittir. 100 20 X artı X kare artı 20'ye eşit oldu. X kareler buradan nana oldu. Eksi 20 X'i öbür tarafa atınca artı 20 X yaptı. 100 artı 20'den 120'ye eşit oldu. X de buradan kaça eşit oldu arkadaşlar? 6'ya eşit oldu. Yani cevabımız böylelikle balıkesir çıktı. ABC bir üçgen ACB açısı 60 derece olarak verilmiş ve yukarıdaki verilenlere göre x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. 60'ı gören insan ol hemen buradan bir dik çizer ama 90'ın karşısı üçgen 30'un karşı 3 bölü 2 ile uğraşacağız. Hemen sildik. Boş ver daha kolay vardır. Aa bak buraya dikkat etsene x kenar var. X kenarda bir de tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Hop tabanına ait yüksekliği çizer. Çizince ne çıktı karşımıza? 1 1. Aa aynı zamanda Şuradaki üçgende ne oluştu arkadaşlar? 1 30 60 90 üçgeni oluştu. Hemen bu 30 60 90 üçgenine bakalım arkadaşlar. Burada şurası 30 derece oldu. 30'un karşısı dikkat edin kaç arkadaşlar? 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 köküçtür. Hocam burada da bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak x'in karesi eşittir 1'in karesi artı 4 köküçün karesi. Hocam burası 49 yaptı. X de buradan kaça eşit oldu o zaman? 7'ye eşit oldu. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. ABC bir kenar, üçgen diklikler falan filan verilmiş. EF artı +E, H, 4 kök 2 vermiş. Arkadaşlar bu bir özellik maalesef. Şimdi ÖSYM e tamam sormuyor diyoruz ama bazen karşımıza çıkartabilir. E hocam burada biz şunu mu yapacağız acaba? Bu arada öncelikle şuraya da bakalım mı arkadaşlar? İki iç açın toplam birkaç bir dış açıdan burası 75. Burası da 75, 75, 75, 150'den burası da ne oldu arkadaşlar? 30 derece oldu. Eksik parçaları bir tamamlayalım. Şimdi AB ile de A, C eşit vermişti zaten. F, F şu toplamı vermiş bize. Tamam ÖSYM şey özellikle ilgili soru sormuyor diyebiliriz. Ama ne olur ne olmaz artık AYT kısmında soru gelebilir. Bu şekilde ifadeler karşımıza çıkabilir. O yüzden bunu da bilmekte fayda var. Şimdi x iç, üzerinde tabanın e, tabanında daha doğrusu bir nokta aldığınızda kollara dikmeler çizdiğinizde bu dikmelerin toplamı bir tane yüksekliğe eşittir. Ama tepe açısından çizilen yüksekliği değil. Ya bu kola çizilen yükseklik ya da bu kola çizilen yükseklik. Hiç fark etmez. Bu kola çizilen yükseklik diyelim mesela. Burası kaç verilmiş arkadaşlar bize? Ya da diğer kola çizilen yükseklik. Şu kola çizersem daha sağlıklı olacak. Bu kola çizilen yükseklik kaç oldu? 4 kök oldu. A, 30'un karşısı 4 kök ise 90'un karşısı nedir arkadaşlar? 8 kök 2. Şimdi benden x isteniyor. x'i bulmak için de şu 30'u ve 45'i kullanabilirim. Nasıl kullanabilirim? Dostum şöyle bir dik çizecek olursak 90'ın karşı 8 kök 30'un karşısı yarısıdır. Yani 4 kök 2'dir. E, burası 4 kök 2 ise burada da bir 45 45 90 üçgen çıktı mı? Evet. 4 kök 2 ise burası da 4 kök 2. E, o zaman x de ne olacaktır? 4 kök 2'nin kök 2 katı olacaktır. Yani kaç olur? 8 olur arkadaşlar. Cevabımız böylelikle denizli çıktı. ABC bir üçgen bir de burada bir açısal muhabbet verilmiş. Hemen onları kullanalım arkadaşlar. CAD açısı alfa iken neresi 2 alfa? ABC açısını 2 alfa vermiş. Şimdi açılara dalmış. Açılara dal diyor. Devam edelim o zaman. Hocam bu bir ikizkenar üçgen. E ikizkenarda tepe açısı belliyse taban açılarını direkt bulabiliriz. Nasıl? 180'den tepe açısını çıkartıp ikiye böldüğümüz zaman o da 90 eksi alfa mı yaptı? Evet. Bakın buradaki açı 90 eksi alfa yaptı. Şuradaki açı nereden geldi? Bak buradan geldi. Aa. Burası da 90x alfa. Aa hocam ne çıktı burada? 90x alfa ile alfa yan yana geldi. Yani bu açı 90 derece oldu. E artık burada bir Pisagor bağıntısı yaparız. 6 ise 8 ise buraya sakın 10 demeyin. Dik kenarlarda 6 ve 8 olsaydı tabii ki hipotenüs 10 olacaktı. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada Pisagor bağıntısını yapacağız. Yani 8'in karesi eşittir x'in karesi artı 6'nın karesi diyeceğiz. İşlemle x'i bulacağız. Ya da ben hemen kısaca. Hocam burası 2 ve 6 da 8 ve 6'daki ortak çarpan 2. Yani 2 çarpı 4 burası. 2 çarpı 3 burası. O zaman burası da 2 çarpı kare içinde Bu hipotenüs olduğu için kareleri farkı olacaktır. 16 eksi 9. Yani x de buradan kaç yapıyor arkadaşlar? 2 kök 7 yapıyor. Ya daha hızlı oluyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu tercih ediyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız daha iyi olur tabii ki. Evet sorumuzun cevabı böylelikle akçay oldu. ABC bir üçgen ve AH'la BC'ye BC dik verilmiş ve burada yine bir şey verilmiş. Açı verilmiş. Açılara dalacağız büyük ihtimalle. BAH açısı alfa iken ACB açısı 2 alfa verilmiş arkadaşlar. E o zaman bir açılara dalalım arkadaşlar. Dal bakayım açıya. Hocam alfa 90 burası ne oluyor? İkinci bir bilmeyene girmeyelim. 90 eksi alfa yaptı. Peki burası 2 alfa burası 90'sa burası da 90 eksi 2 alfa mı yaptı? Evet. a dikkat et. Şu açı ne oldu arkadaşlar? Şu açı yan yana geldi. Toplamına bak bakayım. 90 eksi alfa oldu. Bak sen şu işe. Burası da 90 eksi alfa. Burası da 90 eksi alfa. Yani bu açıyla bu açı birbirine eşit oldu. Yani şu kenarla şu kenarla ne olmak zorunda arkadaşlar? Birbirine eşit olmak zorunda. Yani burası 29 sa, burası da 29 oldu. 21, 29 ne üçgeniydi arkadaşlar? İsterseniz x'in karesini şöyle bulabilirsiniz. 29'un karesi eksi 21'in karesinden bulabilirsiniz. Bu neye eşittir? 29 eksi 21 çarpı 29 artı 21. Belki bazılarınız hala özel üçgen olarak bilmiyor ama bu kitapta 3. kez karşılaşıyorum burada. E Artık 3. kez öğrenmişsinizdir büyük ihtimalle. 20, 21, 29 üçgeni vardı. Cevap direkt balık kesir diyebilirsiniz. Ya da şurası kaç arkadaşım? 8 çarpı. Burası kaç arkadaşım? 50. 5 kere 8, 40, 400 yaptı. x kare 400 ise x de buradan kaç çıkıyor? 20 çıkıyor. E, bu matematiksel işlemleri de yapabiliriz tabii ki. Evet cevabımız böylelikle Balıkesir oldu. Aşağıda A noktasında sabitlenmiş iki sarı kibrit çöpünün uzunluğu 7 cm ve mavi kibrit çöpünün uzunluğu 11 cm olarak verilmiş. Buna göre BD çarpı BC nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bak şu çarpı şu isteniliyor bizden. Şimdi gençler BD çarpı BC. Valla taban uzunlukları verilmemiş ama ikizkenar var. Tabanla alakalı bir şey var. Yani biz tabana ait yüksekliği yine çizeceğiz galiba. Çizelim bakalım. Arkadaşım şuradan bir yükseklik çizecek olursak ne oldu? Tabanı iki eş parçaya böldü. Hemen bulalım bakalım. A A diyelim. Peki bu yüzden şu çarpı tamam isteniyor. Şuraya da B diyelim. Yani B D çarpı bizden istenilen şey nedir arkadaşlar? B D çarpı yani B çarpı tamamı B artı 2 A eşittir nedir diye soruluyor. Yani B kare artı 2 A B eşittir nedir diye soruluyor. Dursun bakalım bu bir kenarda. Şimdi ne yapacağız? 7 veya 11'i kullanacağız. Hocam 7 ve 11'e bakacak olursak. Bir burada Pisagor var. 11'e ait bir de büyükte Pisagor mu var arkadaşlar? Her iki Pisagor'da da haş ortak bu ortak. Ortak olan kenarı ne yapıyorduk? Yalnız bırakıyorduk. Hadi bakalım yalnız bırakalım. Haş kare neye eşittir? Hocam burada 11'in karesi eksi A artı 1'in karesine eşit değil midir? Bakın 11 ve A artı B'ye ait. Ee, 11'in karesi artı A pardon eksi A artı B'nin karesine eşit olacak? Aynı zamanda H kare neye eşittir? 7'nin karesi eksi A kare eşittir. 7'nin karesi eksi A kareye eşittir. Normalde bak bu A kare artı 2AB artı B kare ama önünde eksi var. Eksiyle çarpacağız. 121 eşittir. Her ikisi de H kare eşit olduğundan bunlar bu arada birbirine eşit oldu. O zaman 121 eksi A kare eksi 2AB eksi B kare oldu. Eşittir. 49 eksi A kare oldu arkadaşlar burası. Eksi a kare a birbirini götürdü mü? Götürdü. Buradan öbür tarafa gitti. 121 49 eşittir. B kare artı 2ab oldu. 121'den 49 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 72 mi kalıyor? Evet 72 eşittir. B kare artı 2ab. Allah Allah. Ben şimdi buradan b'yi a'yı nasıl bulacağım demeyin. Kardeşim senden ne isteniyor? Bak. Bak. Senden ne isteniyordu? B kare artı 2ab isteniyordu. Bazen de cevabı bulmuş oluyorsunuz ama soruyu okumadığınız için ya da şurayı en başta yazmıyorsunuz. Tam yazmadınız diyelim. B kare artı 2 AB'yi 72 buldunuz. Çarpanlara marpanlar ayrılmayız. Ayıramayız. B'yi A'yı burada ayrı ayrı bulamayız. Ondan sonra soruyu okuyacaksın. Senden ne isteniyorsa BD çarp BC isteniyor mesela. Hemen yazacaktın buraya. A bunu da yazınca cevabında zaten otomatikman bulduğunu da göreceksiniz. Bazen sadece eliniz çalışıyor ve sadece bir şeyleri fark etmeniz gerekiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Evet sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Aşağıdaki şekilde ABC üçgen biçimindeki bir parkın AB kenarı üzerinde bir yol. AC ve BC kenarları üzerinde ise yürüyüş yolları vardır. Evet şunlarda da yürüyüş yolları varmış. Bu yolların oluşturduğu üçgensel bölgenin iç kısmında gösterilen D noktasına bir ağaç dikilecekmiş buraya. D noktası üçgensel bölgenin köşelerine eşit uzaklıdır. Hmm. Arkadaşlar buraya buraya ve buraya eşit uzunluktaymış burası. Şunlar birbirine eşit. Tamam eşitleri gösterdik. Sonra D noktasının AB yoluna yolu arasındaki AB yolu arasındaki en kısa uzaklık. Evet buradaki ile buradakinin arasındaki en kısa uzaklık. Hop en kısa uzaklık dik, dik olan uzaklık değil midir arkadaşlar? 7'ymiş. Ve BC yürüyüş yolu arasındaki en kısa uzaklık da BC yürüyüş yolu arasındaki en kısa uzaklık da kaç olarak verilmiş arkadaşlar? 15 olarak verilmiş. Ali Bey'i şey vermişler. Ne vermişler arkadaşlar? Ali Bey'i 48 vermişler. O zaman Ali Bey uzunluğu 48 ise hocam burası 24. 24 yapar. Niye? E, hocam iki kenarda çizilen yükseklik olduğu için. E, 7 burası 24 24 yaptı. 7 24 25 üçgeni. Hocam 15 25 ne üçgeni? 3 4 5'in 5 katı. 5 katına kadar bilin dedim. Bilin. Bilin bilin. 15 25 o zaman burası da ne olacaktır 20 e burada da hocam dik tabanı keş parçaya böldü o zaman burası da tabanı keş parçaya bölmek zorunda yani burası 20 yaptı bc kaçtır diye soruluyor İşte bc'yi biz bulduk mu arkadaşlar böylelikle bulduk yani cevabımız 40 oldu yani cevabımız denizli oldu sevgili gençler